Bugün gazetelerde bir fotoğraf var. Yüksekova'ya giden araçları gösteriyor. Uzun bir konvoy oluşturmuşlar. Herkes evine dönmek istiyor. Teröre hep karşı çıktık. Bir insanlık suçu olduğunu söyledik. Teröre karşı hep beraber duracağız. Kendi insanımızın mutluluğu için, refahı için hep beraber çalışacağız. Ama hiç kimsenin şunu unutmaması lazım. Kim terör örgütlerine göz yumdu? Kim surun içine silahları yığdırdı? Kim Nusaybin'e, Yüksekova'ya, şehirlere silahları yığdırdı, depolar, patlayıcı maddelerle depolar kurdu? Kim yaptı bunları? Kim göz yumdu? Kim valilere talimat verdi? Aman ha, bunlara sakın dokunmayın diye. Bunun hesabını hepimiz sormak zorundayız. Kim terör örgütlerine yardım ve yataklık yapıyorsa vicdanı olan herkesin sorması lazım. Her şehidin kanı onların ellerindedir, yakalarındadır. Terör örgütüne yardım ve yataklık yapanlar için suç duyurusunda bulunduk. Vicdanlı, namuslu bir savcı bekliyoruz. Aylaklı bir savcı bekliyoruz. Korkularından dosyayı ele alamıyorlar. Elimiz yanar diye. Elin yanmaz savcı kardeşim, elin yanmaz. Yeter ki yüreğin yanmasın. Yeter ki şehitlere ve gazilere sahip çık sen de. Dün açıklama yapıyorlar. İşte Fethullah Gülen terör örgütü, FETÖ terör örgütü diyor. Milli Güvenlik Kurulu karar aldık. Bunu da gönderiyoruz hükümete. Şimdi namuslu bütün hakimlere sesleniyorum. Eğer bu dosya önünüze gelirse doğrudan doğruya Recep Tayyip Erdoğan'ı davet edeceksiniz. Gel diyeceksiniz buraya. Gel. Sen ne diyordun? Siz ne istediniz de biz vermedik. Söyle bakayım. Hakim soracak. Söyle bakayım. Ne istediler, neyi verdin sen? PKK'ya gelince valilere dokunmayın. Bırakın silah deposuna döndürsün. Bırak insanlar ölsün diyorlar. Öbürüne gelince ne istediniz de vermedik diyor. Her şeyi verdik mi size diyor. E nasıl bir terör örgütü sen her şeyi veriyorsun? Devleti bile sen teslim ettin. Öyle diyorsun. Paralel yapı diyorsun. Şimdi hakimlerden bekliyorum. Bunu ve yandaşlarını çağıracaklar. Mahkemenin huzuruna çağıracaklar. Soracaklar. Biz de taraf olacağız orada. Türkiye Cumhuriyeti'nden taraf olacağız. Biz de bu davada tarafız diyeceğiz.